Küplük bezesi iltihabına sebep olan nedenler nedir hocam? Ya virüs olabilir, bakteri olabilir. Diş eti iltihap, diş kökünde iltihap olabilir. Diş kökündeki iltihap küplük bezesine geçer veyahut da orta kulakta iltihap olur. Orta kulaktaki iltihaplanması küplük bezesine geçer. Boğazda faranjit olur veya bademcik iltihaplanması olur. Sinüslere geçer. Sinüslerdeki iltihap, sinüzit, küplük bezesi iltihaplanmasına geçer. Olabilir yani. Nadir olur ama olursa ameliyat olmaya hiç gerek yok. Evet, aloe vera jel ve tedavisinde olabilir. Tabii. Peki hocam, bunlar meydana geldiğinde, bu hastalıklar meydana geldiğinde bir de ağız kokusu da sorun oluyor tüplük bezleri iltihabı olduğunda. Bunlardan nasıl O da enteresan bir soru. Şöyle ki, ağız kokusu, ter kokusu, defacet kokusu bazıları. Defacet tuvalete girdiği zaman birisi arkasına giremezsin. Oo. Çok pis kokar. Bazıları idrarı kokar, defacet kokar, Evet. teri kokar. Şimdi vatandaş Frankfurt'ta diş doktoruna gitmiş. Doktoru demiş ki hiçbir şey yok. Kulak burun boğaz doktoruna sinüslerini kontrolü boğazı hiçbir şey yok. Ondan sonra gastroloji midesini endoskopi yaptırmış hiçbir şey yok. Geldi bana dedi ki ya bu kadar tahlil yaptırdım Hiçbir hiçbir şey şey yok. yok. Ama ağız kokusundan adamın yanına böyle 2 metreden yaklaşamıyorsun. Herkes alay ediyor diyor ki yine mi alkol içtin? Adam abdestli namazlı. Ya ne alkolü diyor. Alay ediyorlar, gülüyorlar, şaka yapıyorlar. Yani 2 metreden yaklaşamıyorsun böyle. Bana geldi dedi ki sen bilirsin sen ne diyorsun? Dedim ki ağız kokusunun sebebi bağırsaktaki mantarlar. Nereden biliyorsun? Kendim yaşadım. 17 yıl alerjiyle uğraştım. Mantar alerjiye sebep olur. Cilt hastalıklarına sebep olur. Ağız kokusuna sebep olur. Tedavi olmazsan unutkanlık ve hatta yavaş yavaş Parkinson vesaire vesaire tetikler. Panik atak, depresyon tetikler. Hastalıkların %99'unu bağırsaktaki mantarlar tetikler. Ne olacak? Tedavi ederiz. Bir başladık, 2 ay sonra bir şeysi kalmadı hamdolsun. Burada ben bir televizyon programına gitmiştim de oradan böyle bant yayın için çekimler oluyor. Herkes böyle oturduk. Şimdi bir tane beyefendi kalktı, sıra sonuna geldi. Bant yayın için çekime gitti. Onun yerine başka biri oturdu oraya. O oturunca sağındaki solundaki burnunu tuttu kaçtı. Of, oldukça da zor bir durum hocam, Dedim toplum ki içine girdiği zaman. ben de dedim ki ya ne oldu? Yani ben yerlerde adamı zannettim. Bu kadar insanın içinde de olmaz. Ayıp olur dedim yani. Ben öyle düşündüm. Yok dediler. Yerlerime değil. Ne? Ter kokuyor adam dediler. Olan o kadar mı çok kokuyor? Adam oturur oturmaz kaçıyorsunuz sağa sola. Evet dediler. Acayip koku, ter kokusu. Ter kokusu bağırsaklardan kaynaklanır. Kana karışan toksik maddeyi karaciğer aratamıyor. Kanda dolaşıyor artık. Ciltten atmaya çalışıyor. Çünkü bağırsaklardaki mantarlar üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler bağırsaklardaki peristalik hareketi bozuyor. Gaz alttan da çıkmıyor, üstten de çıkmıyor. Nereden çıkacak bu gaz? Yani Hocam. mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler bağırsakları yaktığı için bağırsaklardaki peristalik hareket bozuluyor. Bozulursa ne olur? Gazı alttan çıkaramıyor. Üstten de çıkaramıyor. Nereden çıkacak bu gaz? Çıkacak bir yerden. Karaciğere geliyor. Kanda dolaşmaya başlıyor. Ciltten çıkıyor. Şimdi Almanya'dan bir vatandaş marketi var. Üst katta da dükkanın sahibi Alman oturuyor. Bu lavaboya gittiği zaman Alman bağırıyormuş. Oh my God, was machst du diye bağırıyormuş. Ne iğrenç insansın. Ne yapıyorsun? Ne kadar pis kokuyor böyle değil mi? Ya dedi ben ara dedik ya bu adam dedi bana dedi böyle hakaret ediyor. Zor durumdayım ne olacak dedi. Dedim ki bağırsakların hep mantar dolu. Ne olacak? Çözüm problem yok. 2 ayda bir şey kalmaz. Yani düşün adam lavaboya gidiyor. Zemin katta, üst katta oturan Alman ev sahibi rahatsız oluyor. O kadar pis bir koku yayıyor adamın defaceti. Oh.
Adam yukarıdan bağırıyormuş. Vastım, ne yapıyoruz orada? Tehlikeli bir deney yapıyoruz zannediyorum. Evet. Yani bağırsaktaki mantarları yok ettiğiniz zaman ter kokusu, ağız kokusu, defacet kokusu, idrar kokusu, her türlü. Ha bu koku çok kötü. Şimdi böyle gülüyoruz da. Tabii. Düşünün ki ailesiyle yatacak. Nasıl yatacak aynı yatakta? Yemek yiyecek, sohbet edecek, konuşacak ailesiyle. Kesinlikle. Eşiyle sohbeti olmaz, biter. Evet. İlişki biter. Hiçbir sosyal ortamda bulunamaz. Çocuklarıyla muhabbet yapamaz. Evet. Topluma çıkamaz. Herhangi bir eğlenceye gidemez. Sokağa alışverişe gidemez. Yani hayatı bitiyor. Çok, çok kötü bir şey. Kesinlikle hocam. Şimdi bir bitki var buna karşı. Nedir? Sinirli ot, sinirli ot, sinirli ot, sinirli ot, sinirli ot. Nerede görmüştüm ben? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet sevgili yönetmenim. Buyurun. Sinirli otu bulalım. Bulamadım, ben de bulamadım. Vallahi ben evet buldu yönetmenimiz ya. Hocam şu an ekranlarda gözüküyor. Ha, Ada çayının yanındaymış. Teşekkür ediyoruz yönetmenimize ve kameramanımıza. Ada çayı varmış hocam. Kaçıncı sırada yönetmenim? Ha aşağıda hocam aşağıda en altta. Neyse Ada çayının hemen yanında. Evet hocam o. Ha, evet. Şimdi sinirli otu yoldunuz, kopardınız, topraktan çıkardınız. Evet. Bir kavanoza koyun veya bir bardak suyun içerisine sinirli otu koyun. İki gün bekleyin. Deneyelim mi? Bu ot değil, bu ekstrak. Ha evet. Bu ekstrak. Ben getireyim, deneyelim. Bir gün sokaktan toplayayım, parktan, bahçeden getireyim sinirli otu. Suyun içerisine koyun, iki gün, üç gün bekledin. Çok pis bir yeri koku yayar. Aynı defacet gibi, böyle şey gibi. Ter kokusu, ağız kokusu gibi. Tazeyken yapmaz. Beklettiğin zaman kokar. Evet. İşte o koku, bağırsındaki koku yok eder. Yani çivi çiviyi söker diyorsun. Çivi çiviyi söküyor. Evet, enteresan. Evet. Enfeksiyona karşı, bağırsak enfeksiyonuna karşı. Hı hı. Dünyada en etkili bitkidir, sinirli ot. Peki hocam, genelde izleyicilerimiz de bunu yapıyordur. Kokuları önlemek amacıyla kullanılan bazı deodorantlar ve parfümler var. Bunlar vücudumuza ne kadar zararlı? Derimize, çünkü direkt vücuda temas edip sıkıyoruz bunları. Ya çok kötü tabii ki. Yani doğal olan nereden bulacaksın? Herkes doğal diyor. Bizimki diyor sentetik değil, kimyasal değil diyor ama. Doğal olan da pahalı. Nerede bulacaksın? Mümkün değil. Hepsi kimya, hepsi zararlı. Evet, bulamayız mı doğal olanı, onun yerine kimyasalları kullanmayıp da böyle bir kapsül alıp mis gibi çiçek gibi kokmayı sağlayamayız mı? Bilemiyorum. Araştırmak lazım. Peki siz sağlıklı beslenmek için bu kadar genç ve yakışıklı olmayı neye borçlusunuz? Neye borçlusunuz? Yani öyle sağlıklı mıyım? İyi inşallah sağ olun. Sağlıklı gözüküyorsun evet, maşallahını soracağım. 13 yaşından 26 yaşına kadar 13 sene ne kullandım? Romatizmeye karşı ilaç, bende yumuşak doku romatizması vardı. Evet. Dedeler gibi belime böyle kuşak sarıyordum. Sonbahar, kış, ilkbahar. Her yıl 8 ay, 9 ay kuşakla geziyordum. İlaç, ilaç, ilaç. Kullanmış olduğum ilaçlar gastrit, ülser, kemik erimesi, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, alerjik bronşiyal astım, panik atak, depresyon. Bütün hastalıklar tetikledi. 13 sene ilaç kullana kullana kendimi zehirledim. Ben bilmiyordum çocuğum tabii ne bileyim 13 yaşında 26 yaşına kadar. Durmadan ilaç kullandım. Kullana kullana baktım ki o bir gün kaloriferi açıyorum, yanıyorum, kapatıyorum, donuyorum. Açıyorum, yanıyorum, kapatıyorum, donuyorum. Öğrenci hayımında kalıyorum Almanya'da. 20 derece olsa yanıyorum. 18 derece olsa donuyorum. Kaloriferin başından uzak gidemiyorum. Açıyorum, yanıyorum, kapatıyorum, donuyorum. Doktora gittim dedi ki ya böyle bir şey olamaz dedi. Ya bir anormallik var. Bilmiyorum dedi. Ben de anlamadım dedi. Neyse. Gittim tekvando kursuna kayıt oldum. Karate kursuna. Vücuttaki sıcak, orası sıcak olmadığı için, sıcak bir ülke olmadığı için deri bir, üçüncü akciğer lopu gibi çalışır. Oksijen alır cildimiz. İki, üçüncü böbrek gibi çalışır. Ter yoluyla içerideki toksik maddeyi dışarı atar. Cildimiz sadece vücudumuzu korumuyor. Hem akciğer gibi çalışıyor, hem böbrek gibi çalışıyor. Hem de bu ter vasıtasıyla dışarı bakteri, virüs ve mantarların girişini engelleyen mikroba karşı koruyucu
madde üretiyor, koruyucu. Yani cildimizin birçok fonksiyonu var. Biz Almanya'da terlemediğimiz için ve iklim olarak Türkiye'de yaşayan insanlar soğuk ülkelerde yaşamaya alışmadığı için ne oluyor? Bünyesi o ortama uyum sağlayamıyor. Toksik maddeyi atamadığı için, cildin altında kaldığı için vücudun dengeleri bozuluyor. Evet. Spora başladım, atlattım. Şimdi ama daha sonra aşırı ilaç kullanmaktan alerjik hastalıklar vesaire vesaire başladı. Yapmış olduğum araştırmalarda bir, işlenmiş gıda tehlikelidir. Efendim balık, konserve balık asla yemeyeceksin. Evet. Konservede, mısırdı, şuydu, buydu, çorbaydı. Konserve asla eve girmeyecek. Çünkü konservelerin hepsinde ilaç var. Evet. Cips, jelibon, kek, gofret, kola. Kola asla içmem. Peynir asla yemem. Evet hocam, sonuçta kurtulduğunuz bu sağlıklı çalışmaların sonucunda kendi gıda takviyelerinizi ürettiniz ve sağlıklı yaşamaya başladınız. Umarım sevgili izleyenlerimiz de sizin gıda takviyelerinizle, sizin fikirleriniz ve sizin düşüncelerinizle daha sağlıklı bir yaşam haline gelecektir. İnşallah.